Az TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Spor özel programıyla karşınızdayız. Altyapı denince akla şüphesiz Bursa Spor geliyor. Yeşil beyazların özellikle 97 jenerasyonu yetiştirdiği oyuncularla büyük dikkati çekiyor ve kalitesini ortaya koyuyor. İşte o çok özel isimlerden dördü. Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezel, Rüştan ve Kubilay Kanatsız Kuş sorularımızı yanıtlayacak. Geçmişten, gelecek planlarından, Bursa Spor'un şu anki durumundan ve Ümit Milli'de o çok konuşulan fotoğrafı hep birlikte konuşacağız. Spor Özel başlıyor. Öncelikle röportaj için teşekkür ediyorum. Ee, hepimiz, hepinizin ortak noktası 97 jenerasyonundan yetişmeniz ve şu an Bursa Spor A takımında forma giymeniz ve aynı zamanda Ümit Milli'de de e, forma giymeniz. İlk olarak 97 jenerasyonu hakkındaki düşüncelerinizden başlayalım. Senden mi başlayalım? <laughs> Öncelikle zaten e, biz hepimiz e, çok eski zamandan beri yaklaşık 13 döneminden beri birlikteyiz. Ve e, o zamanki hocalarımız, altyapı hocalarımız Faruk Korkmaz, Yılmaz Vurul, Musa Öztürk onların geniş kapsamlı bir çalışmasıyla ortaya çıkan bir grubuz aslında bütün Türkiye'de. Özellikle Bursa'da bile de. Yani Türkiye genelinde oluşan bir grubuz. Bursa Spor Çatısı altında birleşen. O zamandan beri e, özellikle bu konuda kulübümüze altyapı koordinatörümüze çok teşekkür etmek isteriz. Bizim üstümüze ciddi anlamda çok düştüler yani bizi, bizi, biraz ayırdılar diğer jenerasyonlara göre. Daha o zamanlardan belliydi ilk turnuvamızda. E, U13 Avusturya All Together turnuvasına gitmiştik. Orada bir şampiyonlukla başlamıştık. Ardından U14'te, U15'te o Avrupa şampiyonluğu dönemleri Nike Premier Cup şey işte sürekli finallere kalıp hatta bir dönem vardı. U14'tü galiba. E, böyle Rakibinin, rakibinize ne kadar puan farkı atarsanız, hani o grup mesela normalde birinci ile ikinci çıkıyor gruptan. Ee, eğer fazla puan puan farkı atarsanız diğer gruplara göre, o gruptan tek çıkardınız ve biz de Marmara bölgesindelik o zaman ve rakiplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tı. O dönem öyle bir sezon geçirdik ki bizim gruptan bir ikinci takım çıkamadı. Fenerbahçe içeride beş, Galatasaray'a dışarıda beş. Öyle bir dönem geçirmiştik. Ardından e, aynı jenerasyonla birlikte Enes Ünal'ın, Emirhan Aydoğan'ın, Furkan Emre Ömer'in, Berkay Yıldız'ın, Berkay Yılmaz'ın hepimizin birlikte olacağı jenerasyonla birlikte. E, 15 o dönemde şey vardı Nike Premier Cup vardı hala devam ediyor sanırım. Ona katılmaya hak kazandık. Finalde Fenerbahçe'yi yenip. Orada da yine bu jenerasyonu birlikte Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Yani dediğim gibi çok e, yani şu, bu günlük bir durum değil şu anda bu zaman yani şu anlık bir durum değil. Çok e, yaklaşık 6-7 yıla dayanan bir birliktelik ve kaliteli oyuncuların toplamıyla oluşan bir jenerasyondu. Öyle başladık. Ya gerçekten 97 jenerasyonu biz biraz fazla fazlaydık herhalde değerlerine göre ki çok profesyonel oyuncu çıkardık bu anlamda. Yani sadece buradakiler değil Emirhan var. İnegöl'de oynuyor şu an. Furkan Yeşil Enes. Enes var. Peki siz bu bugünleri hayal ediyor muydunuz o zamanlarda? Yani Bundan bir beş sene önce şu anki konumda olmayı hedefliyor muydunuz? Hayal ediyor muydunuz? Ya bundan beş sene öncesi değil de yani buraya ilk çıktığımız andan itibaren hep burada oynamayı hayal ediyorduk hep birlikte. Yani aramızda bazen kadro yapıyorduk. Sürekli de konuşuruz. Yani odada falan da konuşuruz biz bu olayı. Ben bazen şey karşısında da konuşuyorum bunu maçlardan sonra röportaj verirken. Yani bizim aramızdaki birlikte ciddi anlamda öyle yani arkadaş tamam arkadaş onun bir tık ötesi gibi. Hani daha çok küçüklüğümüzden beri bunu hayallerini kurarız yani. Hani ileride hani o ikinci şampiyonlar vakıf çıkacak pankartı var ya. Cidden onun hayallerini biz kuruyoruz yani. Şöyle diyoruz mesela kalede Muhammed oynasın. Önünde işte ben oynayayım Furkan Rüştü. Biz oynayalım işte takım Avrupa'ya gitsin falan. Kaptan ben olayım. <gülüyor> <gülüyor> yani o zamandan beri hayallerini kuruyoruz. Yavaş yavaş da gerçekleşiyor. Sayıyı da arttırıyoruz. Tabi sayı artınca. tabi ayrılıklar da oluyor ama ayrılık tabi Enes'in gibi yurt dışına gittiği zaman daha keyifli oluyor tabii ki. Aramızdan ayrılıklar da oluyor. Tabi ister istemez o takım 20 kişi, 20, 20 oyuncu da futbolcu olamıyor. Ayrılıklar da oluyor ama genelde o iskelet kadroyu şu anda koruyoruz. Ee, kulübümüzün, yani Bursa geriye daha iyi dönmesi için karar gönderdiği arkadaşlarımız da var, onlar da geri dönecek. İnanıyorum ki bundan 2 yıl, 3 yıl, belki önümüzdeki yıl gelişim durumumuza göre Bursa Spor'un kemik, ee, o iskeletini bu jenerasyonun kuracağına inanıyorum. Daha, daha farklı yetenekli oyuncular var. Furkan Soyak var. Bizden iki jenerasyon büyük. Küçüklerden gelen oyuncular var ama ben biraz daha bu kemik kadronun bizden oluşacağına inanıyorum. Çünkü cidden amda, yani çalışmanın yanında hani hayal kurmak da çok önemli ya. Biz ciddi ciddi bu hayali kurup dolu dolu yaşıyoruz. Yani biz oynayalım diyoruz burada. Biz hepimiz beraber gidiyoruz. Hani küçükken nasıl liseden okuldan kaçıp PlayStation'ın kafesine giden çocuklar şimdi burada beraber oynuyor yani. O kadar samimiyet var aramızda. Umarım başaracağız. Ben inanıyorum ki bir iki yıl içinde bu kemik kadroyu 90. jenerasyon oluşturacak. Böyle devam edelim. Ee, 97 jenerasyonu gerçekten hem sağ içinde olduğu kadar sağ dışında da çok samimi bir ortam vardı yani Kubilay'ı ben 8-10 yıldır tanıyorum Ertuğrul'u Muhammed aynı şekilde yani gittiğimiz okul olsun gittiğimiz tatil olsun her yerde beraberdik yani başarının bence sırrı da bu birliktelikten kaynaklanıyor yani normalde bir yaş grubundan en fazla 2-3 tane profesyonel oyuncu çıkar. Türkiye şartlarında. Ama bizim 97 jenerasyonumuzda gerçekten yani bu sayı çift tanelere çıktı. 10 olsun 12 olsun belki daha da çıkabilir yani. Yani bence başarının sırrı birliktelik. Çok sağlam bir birlikteliğimiz vardı. Bu yani 97 jenerasyonun. Ben Ertuğrul dediğine katılıyorum. Bizim ufaklıktan beri bir ailemiz vardı o iskele kadroyu kurmakla ilgili. Ya yani bunu Ertuğrul'la genellikle ben konuşurdum. İkimiz konuşurduk. Yani şükür ki böyle bir kadroyu yaptık. İşte aramızda 5 oyuncu var ama Emirhan var işte yine Göl'den gelecek. İşte Zeki transfer etmeye çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Mehmet Zeki, işte Furkan var, alt, altta Berkay var, Berke var. Ya yani düşüne gibi çift aynı rakamlara çıktık. İnşallah bu sayı daha da artar. Ya yani işte Bursaspor'a ne kadar oyuncu çıkarırsak bizim için iyidir. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Şimdi Bursa Spor'a geri dönecek olursak teknik direktör Poldogen'in Logen'in size yaklaşımı nasıl? Çünkü genç oyunculara gerçekten önem veren, değer veren bir hoca. Ee, 3-5-2 sistemine senin e, performansınla mı geçildi? Yani Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama e, nasıl değerlendireceksin Logen'i? Yani öncelikle tabi e, hocamız karakteristik olarak çok gerçekçi, doğrucu, eleştirel bir yapıya sahip. E, sezon başladı yaklaşık bir iki hafta kadroda bulunuyor. Üçüncü hafta ee, kadroyu almadı beni hocam Beşiktaş maçında. O ara kendi performansımda da bozuluklar vardı hissediyordum. O ara yani ben de kendimi kötü hissediyordum. Sağda kötüydüm falan. Hocaya kızmışlığım falan bile var kendi şeyimden. E, ruh halimden dolayı kızmışlığım falan da vardı böyle. O ara milli takıma gittim. E, milli takımda iki maç oynadıktan sonra o sezonda ilk maçlarımı milli takımda oynamıştım. Milli, milli takım. Orada iki maç oynadıktan sonra Bursa'ya döndüm. Ve e, milli takım hocamız Abdullah Ercan benim performansım hakkında e, hocaya olumlu bir rapor vermiş. Ardından hocanın biraz daha ben tabii antrenmanlarla performansımı arttırdım. Hocanın bunu göreceğinden emindim zaten farkındayım çünkü doğruları yapıyordum, buna inanıyordum. Performansımı arttırdım ve e, o zamandan benimle konuşmaya başladı. Tekrar kadroya döndüm ve yani e, bir sistem değişikliği olabilir. Kendini hazırla. Hani pat diye olan bir şey değil bu Yedinci hafta olan bir şey değil. Daha üçüncü haftadan itibaren bak kendini hazırla bir sistem değişikliğine gidebilirim. Böyle böyle olabilir. Hazırla, hazır tut kendini, hazır tut. Sürekli beni, e, yani, terkinde bulundu bana. Diri tuttu yani. Ardından 3 hafta sonra tekrar milli takıma gittim. E, o arada haftada Kayseri'ye yenilmiştik. Milli takım orası oldu. Yine sağ olsun Ümit Milli Takım hocamızın olumlu raporu performansımla alakalı. Hocayı etkilemiş, hocada çok saygı duyuyor. Milli oyunculara saygı duyuyor, mutlu oluyor. Onları oluyor tabii kendi oyuncusu milli takıma gitsin. Ümit Milli Takım fark etmiyor onun için ama Milli Takım. Ee, onun da e, olumlu raporuyla ve antrenmanlardaki performansımdan dolayı e, formayı bana verdiğini söylüyor hocam zaten. Onun da olumlu raporuyla öyle bir sistem değişikliğine gidildi. Yaklaşık 5 hafta oldu. Ee, hocama da o konuda teşekkür etmek istiyorum. Yani aslında şöyle şu konuda mutluyum. Hani bir dönem aslında hissettim. Yani ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum ama acaba kimse görmüyor mu dedim. Hocamın da basına beni onara eder şekilde konuşması da beni çok mutlu etti gerçekten. Beni, ailemi. Hocamın da, Ertuğrul çalıştı ve çalışarak bu formayı aldı demesi beni gerçekten çok onur etti. Bir konuya değinmek istiyorum. Şöyle, 3-5-2 sistemiyle bir Ertuğrul tamam, yeniden bir kendine geldi gibi bir olay oldu. İşte yanımdaki oyuncular çok kaliteli, evet. Titi, Ekong, Barış, Aziz hepsi çok kaliteli, evet. Ben insanlara şunu söylemek istiyorum. Ego gibi anlaşılmasından korkarak şunu söylüyorum. Yani e, geçen sene ve ondan önceki sezonlarda yaptığım hataların, oynadığım futbolun hepsinin farkındayım. Ama buna inansınlar ki Ertuğrul e, bu sisteme geçildi diye iyi oynamıyor. Ertuğrul bu sisteme geçilmeden önce doğruları yaptığı için bugün performans iyi. Yani sizler tarafından beğeniliyor. Bunu belirtmek istiyorum sadece taraftarlarımıza. Evet. E, Rüştü, geçtiğimiz hafta antrenmanda e, Poldogen seninle özel bir görüşme yaptı. Sen neler söyleyeceksin? E, özel görüşme ilk önce milli takım için tebrik etti. Milli takım maçıyla ile ilgili birkaç tavsiyesi oldu bana kırmızı katla ilgili. <gülüyor> yani <gülüyor> e, kırmızı olmadığını düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum gerçi. <laughs> Teşekkür ederim o düşüncesi için. E, bana güvendiğini söyledi yani zaman zaman senin de benim de şans bulacağımı söyledi. Her zaman hazır olmamı söyledi. Ben de tabii ki de her zaman hazır olduğumu hoca biliyor zaten antrenmanlarda. Performansımdan dolayı her zaman hazırım. Yani öyle fikrimi aldı. Öyle bir sohbet etti yani. Ahmet sana dönelim. Logan hakkında neler söylersin? Ya ben hocam hayretten bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, Mert abi takımdan ayrıldı. Yani burada dönüyordu daha doğrusu yeni kaleci alalım mı diye. Hoca benimle konuştu ve kaleci almayacağım ve sana güveniyorum dedi. Bana güvendiği için gerçekten teşekkür ederim. Çünkü Süper Lig'e baktığımızda genç ikinci bir kaleci ya ben görmüyorum şu an yani yani kadroda olduğunu. Onun için ben çok sevindim. İşte daha çok çalışıyorum ve daha çok çalışacağım hocanın çünkü bana güvendiği için ve beni e, ikinci kaleci yaptığı için yani daha çok çalış hocanın hocanın yani güvenini sarsmayacağım. Yani hocamız aslında sadece üçümüze değil bütün takıma hepimize güveniyor. Herkesle özel olarak görüşüyor. Yani benimle de biraz fazla ilgileniyor bu ara biraz iyi durumda değilim. O yüzden özel antrenmanlar falan yapıyoruz beraber itmanlardan sonra. Eksik yönlerimi kendisi de çalıştırıyor. Yani onun sayesinde ben de daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Umarım performansımı arttırabilirim yani. Ümit Milli Takımında hava alanında bir fotoğraf paylaşmıştınız ve gerçekten günlerce o fotoğraf konuşuldu. Bursa Spor Altyapısından yetişmiş Birçok oyuncu o karenin içindeydi. Siz milli takıma gittiğiniz zaman diğer takımlardan gelen oyuncuların size bakış açısı nasıl? Ya yani şöyle, ee, mesela deplasmana gidersen, özce tesislerine gidersen hani burası senin evin gibi dersin. Etrafında hep tanıdığın insanlar. Oraya bir gidiyoruz. Zaten bir bakıyorsun 7-8 kişi bizden hani vakıf köyde beraber odada kaldığın arkadaşın orada. Hepsi Vakıfköy ortamından çıkmış. E, Bursaspor'un o takım içinde cidden anda ee nasıl desem e, Ümit Mil takımda o oyuncuların da olmasından dolayı reklamımı desem, PR'ı desem orada ciddi ama çok dolu dolu var yani. Tamam Altın orada çok doğru işler yapıyor. Belki Fenerbahçe, Galatasaray falan. Bizim yanımızda tabii esamesi okunması tabii yanlış anlaşılmasın buradan ama e, Bursa Spor'un ciddi anlamda başka bir e, orada reklamı var diyelim tam onu adını getiremiyorum. Yani diğer takımlardan da oyuncular geliyor ama baktığın zaman sadece Ümit Milli takım değil. Diğer jenerasyonlarda da sürekli bir Bursa Spor egomanyası var. Evet. Sürekli süre gelen bir devamlık var. Ve ben de bunun şans olduğuna inanmıyorum. Yani insanlar hani bir jenerasyon yakalanabilir. Bu jenerasyon öyle konuşulan insanlar da olabilir. Şans olduğuna inanmıyorum. Yani böyle yakalansa her yaş grubunda olmaz. Veya daha öncelerinde bizden daha öncelerinde 90 jenerasyonları varmış Bursaspor'da. Spor'da. Ondan öncesinde e, 87'liler baktığın zaman çok Türk futboluna katkı sağlamış dolu isim var. Sadece alt yaş kategoriler değil. Baktığınız zaman amili takımda da Bursaspor Spor patentli 4-5'e ee, e yakın bir oyuncu var. O şeyin içerisinde, grubun içerisinde. Yani ben bu olayın şans olduğuna inanmıyorum. Ve süre gelen o 14'ten amili takıma kadar e, ee, Burs Spor olunca insanların bakış açısı tabi hani saygı, saygı duyulacak şekilde oluyor. Ki saygı duymaları da gerekiyor böyle bir işe, kulübümüze, altyapımıza bizim Ümit Milli'deki sayımızın fazlalığı tesadüf gibi olmasın. Demek ki biz Bursa Spor altyapısında doğru işler yapmışız ki bu kadar sayı fazlaca olmuş. Yani 18 kişilik bir kadroda 8 kişi Bursa Sporlu oluyorsa demek ki doğru işleri biz yapmışız yani. Ya ben ilk kez gittim Ümit Milli takıma. Ama yani normalde bir çekingenlik olur ilk giden bir yeni bir ortama alışıyorsun. Ama yani o kadar rahattım ki 7-8 kişiyi herkes tanıyorum yani diğer takımdakileri tanıyorum da hep beraber olduğum için ben de hiç çekingenlik olmadı. Çok rahat mıyım? Normal çekingen de birisiyim. Yani milli takım çok rahat geçti benim açımdan. Öyle alışma süreci falan hiç olmadı yani. Muhammed. <laughs> ya gerçekten bizden 8 kişi olması bizim için çok iyi bir şey. Abdullah Hoca'nın yardımcısı var Ömür Hoca. İşte şey diyor şakasına mesela. Bursalılar artık ayrılsın düştü diyor bir grup kurmayın falan. Aslında nereye baksak Bursalı var. ya Ayrılamıyoruz, ya ayrılamıyoruz ki yani ne yapalım yan yanayız i̇ki, iki Bursalı orada, üç Bursalı orada yani yapıcı elimizden gelen bir şey yok yani. Peki e, sana şunu da sormak istiyorum. Baktığımız zaman milli takımların bütün kaleleri Bursa Spor'a emanet. A milli takımda Harun Tekin, Ümit milli desen, sen, 19 milli takımında Ataberk. E, bunun için neler söylersin, ne düşünüyorsun bu konuda? Kubilay'ın dediği gibi doğru şeyler yapıyoruz ki yani bir başarı geliyor. İnşallah bu e, kalıcı olur gerçekten. Hmm, benim hedefim şu an yani Burs Spor'da oynamak sonra Amil takımda oynamak. Ayrıca Okan'a da tebrik ederim kardeşim çok seviyorum. Am Amilli oldu. İnşallah Allah bize de nasip eder. Ağın abinin de orada kalması yani gönlüm kalmasından yana inşallah birinci kaleciyim. Şu an benim gönlümde Ağın abi Amil takımın birinci kalecisidir. Ya inşallah bu böyle devam eder yani başarılı kalede olarak Altıbıdaki kardeşlerim de inşallah yani bizler örnek alır çıkarken de zorluk yaşamazlar inşallah. Ee, karakter, futbolun dışında karakteri itibariyle de çok saygıdeğer insanlar var. Özellikle Titi. Yani benim ciddi anlamda yani, yani insancılımdır, humanist bir adamdır, severim ama Titi bir, benim için bir ayrı. Hem bir abi gibi hem yaşı o kadar olmasa bir böyle baba gibi bir duruşu da falan var ya bir tecrübesi var. Benim için ayrı. Ee, sahip çıkmaya gelecek olursak tabii insanlar yanlış anlamasın şu anda 20 yaşındayız artık yavaş yavaş hepimiz 3-4 yıldır buradayız. Biz zaten birbirimize sahip çıkıyoruz yani burada bir bizi alttakamız kalmamız ve ezilmemiz gereken bir durum yok. Hepsi zaten yani özellikle burada oynayan abilerimiz de e, altyapının e, kalitesinin gücünün farkında ve altyapıdan çıkan oyunculara saygı duyulmasının gerektiğinin de, gerektiğinin de farkında. Özellikle Bursa Sporu'dan Vakıfköy'den çıkan oyunculara saygı duyulmasının gerektiğinin de farkındalar. Zaten öyle bir durum da yok zaten yanlış anlaşılmasın tabii hepsiyle özellikle bizim yani bu jenerasyonun hepsiyle abi kardeş gibi çok cana yakın ilişkilerimiz var. Ee, hani isim olarak biraz sivrilen kişilerden bahsetmem gerekirse Titi, Harun abi. Harun abi çok ayrı zaten. Yani geçen sene bana biliyorsunuz Karabük maçından sonra. Bu yıl Rüştü. İlk ee, ilk oyununda yine orta sahaya götürdü. Ona üçü çektirdi. Bunlar ciddi anlamda dışarıdan e, basit göz, şey olarak gözükebilse de biz genç oyuncular için çok önemli. Yani ben Harun abiye onu yaptığı şeyi ben onu unutamam. Çünkü benim tribünde annem, babam beni izliyor ve onların ben maç sonunda nasıl onları nasıl mutlu olduklarını gördüm. Yani Harun abinin o yaptığı şey çok ayrı bir şeydi. Yani mesela o o an için hani mesela insanlar şey diyebilir hani gösteriş olarak da yapılıyor olabilir. Yani sahip çıkıyor falan gibi bir olay da yok aslında. O ciddi anlamda o kadar temiz, karakterli bir insan. Harun abiden bahsedebilirim. Tabi kraldan, Pablo'dan bahsedebilirim. Başka? Bilal abi. iyidir sahip çıkar. Zaten geri kalanla e, çok uzun bir ilişkilerimiz vardır hepsiyle. Bir şeyimiz yok yani. Her şey keyifli. Her şey yolunda. Yani çalışma bakımından bakarsak ben genelde itmanlardan sonra hocamız çalıştırıyor bizi. Hatta Kofi'yi de birlikte alıyor. Orta yaptırıyor falan bana. Öyle ama sahip çıkma anlamında bakarsak Harun abi söyleyebilirim ben. Harun abi, Bilal abi, Mertel abi. Yani bütün abilerimiz. Yani ciddi anlamda yani bu çatı altında çatı yani bu çatının altında diye söylemiyorum ciddi anlamda hepsi birbirinden iyi karakterli güzel insanlar yani böyle bir hani İyinin iyisini ayırdım ben şu an yani. Hepsi iyi anladın Öyle bir şeyimiz yok. Hepsi karakterli çok düzgün insanlar. Özellikle tecrübeli olanlar. Hepsi gerçekten çok karakterli oyuncular. Kariyerli oyuncular. Hepsi yardımcı oluyor ama Ertuğrul da Kubilay'ın dediği gibi Harun abinin yeri bizde biraz ayrı. Çünkü o da bizim yolumuzdan geldi. Harun abi çok yardımcı oluyor. Özellikle bana son maç yaptı. Üçlü üç çektirme. Yani ben <laughs> hayal bile edemezdim. Arnav beni direkt ortaya attı. Hiç unutmam yani bu iyiliğini. O maçta Ertuğrul'un da çok desteği e oldu abi. ama. <laughs> Ertuğrul'un da çok desteği oldu da olduğu için abilik yapmıyor kardeşi gibi. <laughs> 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 Muhammed senin de cevabın Harun mu? Bence de Harun. <laughs> Harun yani. Bence tabii tara tabi taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle biz genç oyuncuların arkasında ciddi anlamda duruyorlar. Mesela bu hafta ee, son dakikalar bir tane uzun top kendimden bahsediyorum. Bir uzun top yaptım ve topu kaptırdım. Ee, şeye dikkat edeyim. Geçen yılki takımdaki durum veya takımda başka insanların geçe gelen transferlere verilen tepki o an dikkatimi çekti. 90. dakika topa uzun vurdum ve kaptırdım. Pozisyon döndü. Ee, şey Harun abi karşı karşıya yine çıkardı uzadı kalede. O pozisyonda hani ben dedim eyvah çok şey yaptım falan dedim. Tribünden çıt çıkmadı. Ve ben o an şeyi gördüm yani Ertuğrul bizim oyuncumuz bizim şehrimizden çıkıyor. Sahip çıkalım. Hani belki başka bir yabancı bir oyuncu yapsa daha farklı tepki bilmiyorum. Ama o an çok yani şey oldum. Hani verdikleri desteği cidden anda da gördüm, hissettim. Tabii onlara özellikle bizlere verdikleri desteğin çok teşekkür ediyoruz. yani bizim arkamızda duruyorlar. Durmaya da devam etsinler. Onlara bize inandığı, güvendiği sürece biz de onları yanıltmayacağız. Özellikle bu şehrin çocukları Spor Özel'in bu haftalık sonuna geldik. Timsah'ın genç yetenekleri Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezel, Rüştü ve Kubilay Kanatsız Kuş tüm samimiyetiyle sorularımızı yanıtladı. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.